Saygıdeğer hocalarım, herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle bu güzel oturumda sizlerle birlikte olmamıza e katkıları olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Acı Tıp Kliniği adına da tüm katılımcı hocalarımıza, e istan arkadaşlarımıza e selam ve saygılarımızı sunuyoruz. E bugün akut koroner ikinci oturumda akut koroner sendromlardan konuşacağız. Tabii bana ayrılan süre akut koroner sendrom ateşini söndürmem için yeterli bir süre değil. Ee, ama ben burada özellikle e, sizleri daha çok ikinci ve üçüncü derece yanıklardan e, koruyacak e, özellikle literatür bilgilerinden e, ve hasta yönetiminden e, ve özellikle tedavi üzerine birlikte konuşacağız. Şimdi Bu gördüğünüz aslında hepimizin acil servisi. Şu anda herkesin e, bu ekranda burası bizim acil mi diye bir bakıp düşündüğünü hayal edebiliyorum. E, burada unutmayacağımız gereken bir şey var ama. Bu kalabalığın yüzde beşini göğüs ağrıyor ve bu yüzde beş hastanın da yüzde otuz kırkı akut korner sendromu ölümcül nedenler ve biz bu hastaların da yüzde iki ile beşini yanlış oranda da taburcu edebiliyoruz. Peki neden bizim için akut korner sendromu önemli? Özellikle ileri yaşlarda e, akut korner sendrom e, korner arter hastalığı görülme sıklığında Avrupa'da kadınlarımız Avrupa'da birinci sırada erkeklerimiz ise e, Letonya'dan sonra ikinci sıradayız. Bu konuda ilk üçü kimseye bırakmıyoruz. Ama sadece ileri yaş olarak düşünmemek lazım. E, özellikle 50 yaşın altında da e, koronar Arter hastalığı görülme insidansımız Türkiye'de e, Avrupa'nın çok üzerinde. E, o yüzden e, biz biliyoruz ki iskemi kalp hastalığı dün e, en önemli ölüm nedeniydikken bugün yine en önemli ölüm nedeni olmaya devam ediyor. 2030 yılında muhtemelen sizler bizden bu bayrağı alıp bu sunumları yaptığınız zaman da ilk neden olarak muhtemelen aynı nedenleri sıralayacaksınız. O yüzden koroner arter hastalığı bizim için önemli. Ee, peki hangi hasta gruplarını daha sık görüyoruz? Özellikle e, koroner arter hastalığında akut koroner sendrom tanısı koyduğumuz hastaların 10 hastanın 7'si non-sistemi e, ve 3'ü sadece sistemi hastası olarak e, görüyoruz. Ee, ama biz biliyoruz bu nan sistemi hastaları sıklıkla e, acil serviste bir kenarda e, yatış bekleyen ya da sevk bekleyen hasta grupları oluyor. Biraz da unuttuğumuz hasta grubu oluyor. Sistemi hastası gördüğümüz zaman biraz da alert oluyoruz ama görmüş olduğunuz üzere özellikle sağ kalımı oranı nan hastalarında sistemi hastalarına göre yıllar geçtiği daha e, düşük olarak görülüyor. Yani bunun da temel sebebi muhtemelen daha çok nan sistemi ileri yaşlarda görmüş olmamız ve birlikte de Komorbid hastalıkların olmasından dolayı kaynaklanıyor. Ee, tabii ki öncelikle sunum içerisinde daha çok ağırlıklı olarak e, okuyarak öğreneceğiniz şeylerden daha ağır, e, ziyade sizlere kılavuz bilgilerinden bahsetmeye çalışacağım. Temel anlamda e, takip ettiğimiz kılavuzlardan European Society of Cardiology'nin temel olarak 2020 yılında e, bir este -stemi kılavuzumuz güncellendi ve 2017 yılında da e, en son da sistemi kılavuzumuz üzerinden konuşacağız. Tabii bu üzerinde özellikle öğrenme hedefleriniz içerisinde 2020 yılında da güncellenen atrial fibrilasyon kılavuzunu da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi akut korner sendrom dediğimiz durum neydi? Aslında belirti ve bulgulu olan hastalar, temel semptomları bunlar üzerine Murat Hocam ayrıntılı bir şekilde aslında bahsetti. Ee, bu klinik olarak akut korner sendrom e, semptomu olan hastalar ilk 10 dakika içerisinde alınan ile birlikte özellikle ardışık e, iki derivasyonda ee, ekstremite derivasyonlarında 0.1, göğüs derivasyonlarında 0.2 milivoltun üzerinde bir ST segment elevasyonu veya yeni gelişen bir sol bile varlığında sistemi olarak tanımlıyoruz. Ee, bunun dışında eğer EKG değişikleri e, de non spesifik değişiklikler olan ya da normal EKG olup da e, high sensitive troponin düzeylerimizin yüksek olduğu hastalar ya da troponin negatifse e, eski tabirle stabil anjin olarak tanımladığımız ama yeni tabirle de bu hastalara Nasıl ama akut konjüner sendrom olarak tanımlıyoruz. Tabii ki burada hastaların yönetiminde özellikle yüksek risk kriterlerini mutlaka bilmek gerekiyor. Sunum içerisinde bunlara tekrardan değineceğiz. Şimdi bu hasta grubu her gece gördüğümüz e, ve istirahate geçtiğimiz zamanda da bizim e, aklımızdan hiç çıkmayan kabuslarımızdan bir hasta gruplarından birisi sık gördüğümüz göz ağrısıyla başvuran bir hasta grubu. E, şimdi bizim tanısal üstümüz aslında biz akut konjüner sendromu değerlendirirken nasıl değerlendiririz? Temel anlamda ağrının karakterini EKG ve troponin üçlüsüyle değerlendiririz. En az bu iki üçlü kriterden ikisinin pozitif olmasını aslında biz akut koroner sendrom olarak değerlendiriyoruz. Şimdi bu gece gördüğümüz bu hasta grubumuz, bu 65 yaşındaki hastamız bize geldiğinde ilk değerlendirdiğimiz, ilk 10 dakika içerisinde aldığımız EKG'miz böyle. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi inferior derivasyonlarında bir ST segment elevasyonuyla birlikte e, değişiklikleri var. Evet bu hasta için evet üzücü bir durum ama hekim bunu gördüğü zaman aslında yönetim anlamında tabii ki bizim için biraz daha kolaylık sağlıyor. Bu hastayla yönetimle ilgili çok ciddi anlamda sıkıntılarımız olmuyor. Tabii nerede bulunduğunuza bağlı. Temel anlamda sistemi dediğimiz hasta grubunun temel yönetimi aslında hastaneye yatış, monitorizasyon ve erken koroner anjiyografik girişim. Peki sistemi için aslında temel hedefimiz ne? Öncelikli olarak sizin bulunduğunuz merkezi, yönetimde bulunduğunuz merkezi değerlendirmek gerekiyor. Sistemi eşittir, primer perkutan girişimdir. Yani erken invaziv girişimdir. Eğer siz sistemi teşhis ettiğiniz hastane, bulunduğunuz hastanede primer PCR yapılabilen bir merkezdeyseniz, yani bir şanslı hekim grubundaysanız, hedefimiz ilk 60 dakika içerisinde hastaları perkutan koroner girişimi, yani erken invaziv girişimi almak, primer PCR almak. Ancak siz birinci, ikinci basamak hastanede çalışıyorsunuz ve bu hastalara erken PSA yapabilme şansınız yok. Buradaki hedefimiz işte son kılavuzlarla birlikte tercihen 90 dakikanın altında olmakla birlikte ilk 120 dakika içerisinde PSA'ya uygun olup olmadığını sevk edip edemeyeceğinizi karar vermek önemli. Sisteminin temel yöntemi bu. Hastayı gördüğünüz andan itibaren Hastanın anjiyo laboratuvarına girişinden ilk kateterin girdiği an arasındaki sürenin 120 dakikanın altında olması gerekiyor. Eğer siz bu 120 dakikadan kısa süre içerisinde hasta transferini sağlayabileceksiniz uygun tedavi yöntemimiz hastanın eee sevki işlemini yapmak. Ancak siz ilk 120 dakika içerisinde hasta PCI mümkün değilse bu o zaman işte fibrinolitik strateji akla gelmesi gerekiyor. Eğer ki siz hastayı sevki belirli bir süre için sevk edemeyeceksiniz ve fibrinolitik kararı aldıysanız ilk hedefiniz ilk 10 dakika içerisinde bolus fibrinolitik tedavi uygulama. buradaki ilk bolus yüklemeyi yaptıktan sonrasında da Hastayı merkeze transfer etmek. Burada aslında sahada da sık gördüğümüz yanlışlardan birisinden de bu. E, hastalara fibrinolitik tedavi uygulandıktan sonra, bolus uygulandıktan sonra idame tedavisi de yapıldıktan sonra hastana transferi sağlanıyor. Aslında kılavuzlarda önerilen hastanın bolus fibrinolitik tedavisini verdikten sonrasında ilk 10 dakika içerisinde 11. dakikada hastanın e, transferini sağlanılması ve idame tedavisinin ambulansta nakil edildiği sırada verilmesi e, öneriliyor. Burada mutlaka erken dönemde transfer önemli. Eğer başarısız bir fibromyaliz gerçekleşiyorsanız buradaki temel kriterlerimiz SS segment rezolüsyonu, fibrinolitik uygulanması ilk 60-90 dakikasının %50'den az olan bir rezolüsyonun görülmesi ya da hemodinamik elektriksel anstabilite. Bunlar bu hastalarda da kurtarıcı perkutan girişim erken dönemde planlanılması gerekiyor. Başarılı bir fibromyaliz sonrasında da tercihen 24 saat içerisinde erken korner girişime almak gerekiyor hastayı. Eğer ki siz kısa ve başarı, adres gelen hastada kısa ve başarı resütasyon uyguladıysanız bu hastalarda çok travmatik bir CPR olmayan hastada fibrinolik tedavi için bir e, kontraindikasyon oluşturmayacağı son kılavuzlarla artık güncel olarak da iletilmiş durumda. peki bu hasta yönetimiyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yoktu aslında. Burada tek karar vermemiz gereken aslında bu hasta uygun olarak 220 dakika içerisinde transferini sağlayıp sağlayamayacağımızı değerlendirmekti. Peki hastamız bu hastamız böyle bir EKG ile başlayan bir göğüs ağrısı olan hasta. Evet. Uykularımızı kaçıracak hasta grubumuz temel anlamda bu. İlk gördüğümüzdeki EKG'de belirgin anlamda bir de değişikliği olmayan bir hasta. Şimdi buradaki bu hastaların yönetiminde özellikle hastalarda öncelikli olarak risk skorlamasının yapılması öneriliyor. Yani ağrının karakterini değerlendirilip hastanın buna göre yönetimi sağlamak gerekiyor. Hasta ilk başvurduğu andan itibaren e, düşük olasılıkta akut koroner sendrom düşünüyorsunuz. Yani ağrı atipikse, belirgin komorbiteleri yoksa hastalarda Hastalar ilk başvuru anda sıfırıncı saatin ilk başvuru anında klinik değerlendirmesiyle birlikte high sensitive troponinin istenilmesi ve daha sonrasında da eğer ki sizin high sensin troponin değeriniz, istediğiniz troponin değeriniz ilk bir saat içerisinde sonuçlanıyorsa birinci saatte kontrolü, bir saatten daha uzun bir sürede sonuçlanıyorsa eğer ikinci saatte high sensitive troponin kontrol edilebilir. Eğer ki siz değerlendirdiğiniz hasta baktınız stabil bir hasta, EKG'de belirgin bir ST segment elevasyonumuz yok e, ve ilk klinik değerlendirme sonrasında da başvuruda da high sensitive troponin sıfırıncı saatteki troponin e, düşükse daha doğrusu çok düşük değer olarak tanımlanıyor. Bunu diğer kişiler ne demek istediğini tekrardan anlatacağım. Bu da düşük risk olarak değerlendiriyoruz ve bu hastalarda erken dönemde acil servisten transfer edilebileceği, taburcu edilebileceğini özellikle kılavuzlarda artık belirtiliyor. Eskiden biz 3. 6. 9 saat gibi kardiyak enzim, seri enzim takipleri yapıp acil servise birçok hastamız göğüs ağrısı üniteleri gibi kullanıyorduk. Artık bu yeni kılavuzlarla birlikte 0 2. saat protokolü, 0 1. saat protokolü daha ön plana çıktı. Eğer ki siz hastayı değerlendirdiniz. sıfırıncı saat değerlendirmenizde belirgin olarak hastanın e, troponin değerinde çok düş, e, çok ciddi anlamda bir yükselmesi yok. Ancak hastanın e, ağrısı ortada bir hasta. Yani net olarak böyle çok anstabil e, e, kriterleri var ama hasta belirgin anlamda da çok ciddi komorbiteler olmasa bile EKG değişikliği olmayan orta grup dediğimiz tam olarak tanımlayamadığımız hasta grubunda önerilen 3. saatin yani 0 3. saat hay e, sersi tropoyu evet, değerlendirmek Ve beraberinde de ekokardiyografik görüntüleme ile birlikte kombin edilmesi burada öneriliyor. E, bu orta grup hasta gruplarımızdan birisi. Yani bunlar da klinik olarak stabil hasta, belirgin olarak risk faktörü yoksa 0-1. saat protokolü, e, orta de, şiddette dediğimiz hasta gruplarında e, ile birlikte 0-3. saat protokolleri öneriliyor. Eğer ki hasta da siz değerlendirdiğiniz birinci saat e, haysel e, yüksek gelen hastalarda da biz bu hastaları nasıl olarak tanımlıyoruz? E, bu hastaları nasıl olarak tanımlıyoruz? NAS sistemi olarak tanımladığımız hasta gruplarında da ikinci basamakta artık sormamız gereken şey şu. Hastanın ne zaman acil-invazif girişim ihtiyacı var mı yok mu? Yani evet bu daha önce de bahsettiğim gibi non sistemi eşittir, işte acil servisin bir kenarında e, sevk bekleyen hasta grubu olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu hastalarda özellikle yüksek risk kriterlerinin mutlaka değerlendirilip buna göre e, invazif girişim zamanı belirlenmesi gerekiyor. Özellikle hastalarda hemodinamik olarak anstabilse, reküren bir göğüs ağrısı varsa, yaşamı tehdit eden bir aritmisi varsa, ya da akut kalp yetmezliği, mekanik komplikasyonlar varsa ve dinamik STT değişikliği varsa bu hastalarda bakın sistemi hastası gibi değerlendirip acil invaziv girişim içerisinde alınması öneriliyor hastalar. Eğer ki hastanızın e, non olarak tanı koyduğumuz yüksek troponin değerleri varsa ve dinamik ST değişikliğiyle birlikte Grace Risk skoru 140'ün üzerinde ise bu hasta grubuna da erken dönemde ilk 24 saat içerisinde ve mümkün olduğunca en erken zamanda e, perkutan koroner girişim yapılması öneriliyor. Bunun dışında diabetik işte, diyabetik kronik böbrek yetmezliği, işte ejeksiyon fraksiyonu düşük, konjestif kalp yetmezliği gibi Grace risk skoru orta düzeyde olan ya da erken posteme anjinası olan hastalarda ise bu hastada orta risk grubunda da biraz daha geciktirilmiş dönemde anjiyografi yapılmasını değerlendirmek gerekiyor. Buradaki işte hedefimiz nas temi hastası olarak gördüğümüz hastalarda mutlaka risk kriterlerini ve risk skorlama sistemlerini tamlamamız gerekiyor. Burada temel anlamda yaklaşımımız tüm hastalarda özellikle göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda da özellikle ilk tıbbi teması ilk 10 dakika içerisinde e, klas 1 öneri olarak EKG, monitorizasyon ve defibrilatörle e, takibi öneriliyor hastalarda. Özellikle e, aspirin, e, antiplatelet ajanlar 150-300 mg, kontrendika değilse en kısa süre içerisinde özellikle göğüs ağrısının ayrıcısı tanesinde diseksiyon düşünmediğiniz hastalarda erken dönemde e, başvuru anında vermek gerekiyor. İlk bir saat içerisinde mutlaka kardiyak troponin sonuçlanabiliyorsa eğer 0-1. saat protokolleri, eğer ki ilk bir saat içerisinde sonuçlanmıyorsa 0-2. saat protokolü e, hassas troponin düzeylerinde uygulanabilir. Tabii ki orta risk kriterleri sahip olan belirgin olarak tanımlayamadığınız hastalarda da ekokardiyografi ile birlikte 3. saat troponin alternatif bir yaklaşım olarak e, değerlendirilebilir. Burada özellikle e, günlük rutin pratiğimizde de kullanmadığımız ama e, yeni kılavuzların da artık önerdi. Prognoz öngörümü için risk skorlarının e, kullanımı günlük rutin pratiğimizde almamız gerekiyor. Bu risk skorlarından birazdan bahsedeceğim. Özellikle e, biz e, artık ilk tanısal değerlendirmede yeni kılavuzlardır. Rutin ilave belirteçleri işte HIFAP, e, COPEPTIN gibi e, düzeylere rutin olarak istenilmesi önerilmiyor. Bunlarla beraber işte kreatin kinaz, CKMB'leri, özellikle de rutin olarak görülmesi e, yeni kılavuzlarda önerilmiyor. CKMB sadece özellikle erken dönemde post MI hastalarda tekrarlayan e, göğüs ağrısıyla başvuru, Yani yakın dönemde MI geçirmiş stent e, uygulanmış ve tekrardan yakın dönem içerisinde göğüs ağrısıyla başvuran hastalarda stent trombozunu saptamak açısından CKMB istenilebilir. Ancak bunun dışındaki hasta gruplarında sadece high sensitive troponinle takibinin yeterli olabilecek kılavuzlarda özellikle olarak belirtiliyor. E, Burada özellikle yüksek troponin dışlama kriterlerinde algoritmalar evet artık dediğimiz gibi yani 3 6 9'dan e, artık uzaklaşarak hastalarda acil serviste daha ideal kullanım açısından eee NAS sistem, akut koroner sendrom olarak düşündüğümüz hastalarda klinik olarak değerlendirdikten sonra eğer ki troponin düzeyiniz hastanın belirgin komorbiditesi eşlik etmediği durumlara çok düşük ise bu hastalarda 0. saat ya da 1. saat tropolin değerleri bu hastaları ileri tetkikler açısından kardiyoji polikliniğine yönlendirebilirsiniz. Yüksek olan hastalarda da özellikle erken ajyografik girişim için değerlendirebilir. Aradaki dediğimiz hasta gruplarında da 3. saatinde ajsensi tropolinine ekokardiyografik girişimler düşünülebilir. Evet düşük yüksek dediğimiz hastansı troponin düzeylerimizde ne kastediyoruz? Aslında bu kılavuzda da direkt bu tablo olarak da artık yer almaya başladı. Ee, sizin acil servislerinizde kullandığınız e, troponik kitlerinin özellikle firmalarını bilmeniz de e, gerekiyor. E, burada özellikle farklı işte Roche, Abbott, Siemens'in farklı kitleri var. Burada kit neden önemli bunlar? Bu kitlerde çünkü farklı referans değerlerine sahip. O yüzden e, yükseklik değerlerini belirgin referans aralığında almanız gerekiyor. Mesela benim bulunduğum hastanede iki kitimiz de böyle biz eğer ki biliyorum ki ben 64'ün üzerinde olan hastalarda yüksek olarak değerlendiriyorum. Çok düşük dedim ben kasıt aslında şu. Hasta geldi belirgin bir komorbid hastalığı yok. ağrısı da çok atipik karakterde ve sıfırıncı saat troponin değeri 4'ün altındaysa evet bu hastalarda erken dönemde taburculuk düşünülebilir diye kılavuzlar içerisinde yer alıyor. risk skorlama sistemleri evet pratiğimizde de bahsettiğimiz gibi kullanmadığımız ancak yeni kılavuzlarda özellikle hastaların mortalitesini belirlenmesinde, prognozun öngörülmesinde, bunun dışında da özellikle taburcu ettiğiniz hastalarda tekrar başvuru oranlarını e, azaltmak açısından rutin olarak hastalarda bu skorlama sistemleri öneriliyor. Bu skorlama sistemlerin avantajları aslında acil serviste yatak başında e, rahatlıkla e, ek bir e, maliyet ya da bir e, zaman kaybı olmanı hesaplayabileceğiniz yöntemler. Buradaki farklı e, skorlamaları kullanılmasına yönelik birçok çalışma var. E, her çalışmada aslında birbirlerine üstünlüğü ile ilgili çelişkin sonuçlar elde edilmiş. Bazı çalışmalarda Hertz skorunun daha yüksek oldu. bazıları işte Grace Risk skorlamasının diğer skorlamalara üstünlüğünden bahsedilmiş. TIMIS skorun üstünlüğü ile ilgili belli çalışmalar var. E, tüm bu kafa karışıklığını aslında en sonlar 2020 kılavuzunda e, temel anlamda Grace Risk skorunun önerilmesiyle birlikte bu kafa karışıklığı biraz da önlenmiş oldu. Yani Grace Risk skorunun tüm hastalara uygulanılması, özellikle 140'ün üzerinde Grace Risk puanı olan hastaların yüksek riskli olarak değerlendirilmesi, acil servise taburcu edeceğiniz hastalarda özellikle risk skorlamasının %9'un altında olmasının önemli olduğu planlanıyor. Peki bu tanı ve yöntemlerinden sonrası nasıl yöneteceğiz hastaları? Özellikle nastem ve sistemi hastaları üzerinde duracağız. Aslında sistemi hastaları yönetimindeki temel bahsettiğim şey, önemli olan kısım aslında bu. İlk 120 dakika içerisinde perkutan koroner girişime uygun olup olmadığını mutlaka hastanın değerlendirmemiz gerekiyor. E, i̇kinci basamakta hastayı perkutan koroner girişimi alırken temel anlamda e, yönetimde. Oksijen aslında yıllardır biz hastalara oksijen tedavisini uyguladık ve hastaların herhangi bir zararı olmadığını düşündük ama yapılan çalışmalarla birlikte oksijenin artık hastaların e, hastalarda hiperoksinin de e, miyokard nekrozunu arttırdığına dair yayınlar olması üzerine Artık son kılavuzlarla birlikte de biz oksijeni eğer hastanın saturasyonu %90'ın altında değilse bütün olarak oksijen uygulanması önerilmiyor. Burada unuttuğumuz bir yönetimde özellikle ciddi ağrısı olan hastalarda IV opioidleri kullanımını biraz daha arttırmamız gerekiyor özellikle. Burada da önerilen ajanlar temel anlamda işte morfin türevlerinin kullanılabileceği gösteriliyor. Anksiyeti özellikle miyokardiyel hasar daha da artırabileceği ve hastalardaki anksiyetenin de mortalite üzerine etkinliğinin de olabileceğini ve bu hastalarda da ılımlı bir sedasyonun yapılabileceğine dair birçok çalışma bulunuyor. Bu hastalarda da özellikle benzodiazepinlerde anksiyetesi olan hastalarda erken dönemde müdahale edilebilir. Ee, peki nitrogliserine yönelik herhangi bir şeyimiz var mı tadına? Özellikle biz uzunca bir süre nitrogliserinleri akut koroner sendrom tanısında kullandık. Burada artık e, rutin olarak e, tanı amaçlı kullanılması çok önerilmiyor. Yanıtıcı sonuçlar verilebileceği söylenilmiş. Ancak eğer ki siz hastaya nitrogliserin uyguladınız ve semptomlar rahatladıysa ek olarak bir 12 derivasyonu bir EKG alınması ve nitrogliserin uygulaması sonrasında bir segment elevasyon analizlerde bir este segment değişikliği var mı? Tam bir normalizasyon sağlanıldığı durumlarda bu hastalarda koroner vazospazmı düşündürmek gerekiyor. Ve bunlarda da hastalarda erken bir koroner gelişim anjiyografi önerilebilinileceği söyleniyor. Rutin olarak yani özetle rutin olarak önerilmiyor. Ancak uyguladığınız hastalarda e, belirgin olarak ağrısına rahatlama olursa EKG değişikliğini mutlaka değerlendirilmesi öneriliyor. Peki biz Hastaların e, diğer tedavi yaptığımız asıl temel tedavimiz antiplatelet, antitrombotik tedaviler. E, burada özellikle antitrombositer tedavilerin ilk başvuru anında tüm göğüs ağrılarını özellikle e, artı seksiyonu dışladıktan sonra 150-300 miligram Asitistik asitin verilmesi ilk basamakta klas 1a öneri olarak karşımıza çıkıyor. Burada özellikle vurgulamam gereken bir durum daha var. Aslında biz hastaları şöyle karşılıyoruz. Sıklıkla bu hastalara bize 112 vasıtasıyla da geliyorlar. Bazen gözden kaçtığında dikkat ettiğim bir durum var. Burada hastalar bazen 112 ile hastalara aspirin verilebiliyor. Ee, biz aspirin verildiğini eğer sorgulamadığımız durumlarda, eğer ki siz bunu sorgulamana tekrardan üzerine aspirin verirseniz hastalarda, e, bu hastalarda artık 300 mg'ın üzerindeki dozlarda sayısıratlarda e, antitrombositler yani antiplatelet etkinliğinin yerine artık analjezik etkinliği başlıyor. O yüzden mutlaka 112'ye hastaya aspirin veril verilmediğini, verildiyse ne kadar doza verildiğini mutlaka sormakta fayda var. E, bunların dışında bizim rutin antitrombositler tedavi içerisinde klopidogra, prasugrel ve ticagrelor kullanıyoruz. Burada da özellikle acil servislerde sık gördüğümüz sıklıkla bu hastalarda klopidokral kullanımı tercih ediliyor. 600 mg yükleme tedavisi olarak değerlendiriliyor. Ancak kılavuzda şu net bir öneri olarak denilen şu, potent bir PY12 inhibitörü varsa eğer elinizi yani prosiglera, ticagrelor varsa bu, e, bu hastalara bunların uygulanması. Eğer ki sizde ticagrelor ya da yoksa, kontrendike ya da kontrendike ise o zaman klopidogrel olması önemli. Yani hastalarda aslında birinci önceliğimiz prasugrel ya da ticagrelor kullanılması özellikle sistemi hastalarında. eğer ki koronar anatomi net olarak tanımlayamıyorsanız sistemi hastalarında da kullanımı ile ilgili de kısıtlamalar var. Bu nedenle en güvenilir ajan olarak da aslında şu anda ticagrelor olarak karşımıza çıkıyor. Bu 180 mg yükleme dozunu idame olarak kullanmamız gerekiyor. Klopidogrel özellikle peptigrisal ya da intrakraniyal kanamalarda ya da ciddi karaciğer, karaciğer hastalıklarında kontrendiki. E, Prasugrel de ciddi hepatik etmez. ileri yaşta ve evet, immunitiye öyküsü olan hastalarla birlikte ticagrel da yine benzer şekilde hepatik etmez olan hastalarda kullanılabilir. Özetle ee, eğer ki elinizde tikagrelol varsa bu hasta öncelik olarak tikagrelol. Tikagrelol yoksa o zaman klopidogrel tedavisi uygulanması gerekiyor. Klopidogrelin üstün olduğu tek yan eğer oral hasta, oral antikoagulan kullanan bir hastaysa o zaman hastalara klopidogrel uygulanması öneriliyor. Bir de burada şu sorunla karşı karşıya kalıyoruz. 300 mg mı yükleyelim, 600 mg mı yükleyelim? Burada da aslında hastanın perkutan koroner girişime gidip gitmeyeceğine göre karar vermek gerekiyor. Eğer hastanız perkutan koroner bir girişim yapılacaksa yani stent uygulaması yapılacaksa bu hastanın 600 mg verilmesi gerekiyor. Ancak herhangi bir işlem uygulanmayacaksa bu hastanın 300 mg yeterli olabileceği öngörülüyor. Ee, tabii ki sistemi aslında sıklıkla stent e, uygulaması olacağı için biz sıklıkla 600 mg yüklüyoruz ama farklı bir alternatif yaklaşım olarak da 300 mg acil servisi yükledikten sonra Anjiyografi esnasında eğer ki hasta uygulaması yapıldığı dönemde de 300 miligramda tekrardan kardiyoloji tarafından ek yükleme şeklinde de bir protokol kendi kliniklerinizde de gerçekleştirebilirsiniz. E, peki fibrinotik tedavi nasıl vereceğiz? Yani biz 120 dakika içerisinde hastayı transfer edemeyeceğimiz bir merkezde çalışıyorsak burada özellikle e, streptokinaz, alteplaz ve tenekteplazlarımız var. Burada artık streptokinazlar çok rutin kullanım içerisinde değil. Daha ağırlıklı olarak alteplazlar kullanılıyor. Burada da önerilen nedir? İlk 10 dakika içerisinde 15 mg IV bolusunu yapın hastanın. Daha sonrasında hastaya 11. dakikada transferini sağlayın ve idame tedavisi yani bir saatlik olan bir idame tedavisinin nakil esnasında verilmesi ön plana çıkıyor. diğer anti, tedavi içerisinde işte enoksoparinler, anfraksiyon heparinler de kullanılabilir burada özellikle dipnot olarak da biz MI artı sol işte soldal bloğu her zaman işte kötü prognoz ya da biz sıklıkla soldal bloğunu direkt olarak lokalize oluyorduk. Ancak yeni kılavuzla birlikte özellikle MI artı sağda bloğu olan hastaların da kötü prognoz olduğunu, özellikle bu transman iskemi tespitini zor olabileceğinden dolayı kötü prognoza ilişkili olabileceğini ön planda tutmak gerekiyor. Burada aslında günlük pandemi dönemimizde de COVID pandemisiyle birlikte de ön plana çıkan bir şey var aslında. Acil sistemi yönetimi, rutin BT'nin rolü yok. Yani hastalarda sistemi olarak değerlendiriyorsanız hastanızı Ayrıca tanı içerisinde e, herhangi bir şekilde vakit kaybetmeniz önerilmiyor. Bu hastalarda özellikle rutin BT diye bir protokolümüz yok. E, aynı şekilde COVID için de geçerli. Sistemi hastası ben bunu anjiyoya alacağım. Anjiyoya almadan öncesinde bir rutin BT görelim mi? Bir kılavuzlar kesinlikle önermiyor. Bu herhangi bir şekilde yapacağınız hiçbir işlem hastanın parkutan koroner girişime ulaşımını e, süresini kısaltmaması gerekiyor. Bunların dışında işte ağrı hafifletmesine yönelik tedavilerimizi uygulamamız gerekiyor. Özellikle kalp yetmezliği bulgusu olmayan ve sistolik kan basıncı 120 mm civarı olan primer PSI adaylarına başvuran da IV beta blokörler düşenebilinir. Özellikle miyokart enfarktüslerinde eğer hasta taşı çıkardık bir hipertansifse bu hastalarda da IV beta blokörler kullanılabilir. Ancak infiremiyokart enfarktüslerinde özellikle bu beta blokör kullanımlarına biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ee, peki nasitemi hastaları tedavi yönetimimize ne vereceğiz? Özellikle antikoagülen ve anti tedavilerde antikoagülen tedavi içerisinde anfraksiyonu heparinler ve enoksiparinler ön basamaklarda kullanılabiliyor. Ee, özellikle fondoparinux e, veya biolividinler e, rutin olarak kullanılması e, önerilmiyor. Eğer ki hastanız siz ilk değerlendirdikten sonra nasitemi tanısı koyduktan sonra aspirinle birlikte dual antipletret tedavi içerisinde işte klopidogra, prasugrel, Kullanım önerili. Özellikle nasitemi yönetimde, kılavuzlarda da e, ağırlıklı olarak prasugrenin kullanımını özellikle ön plana çıkarıyor. Ancak buradaki temel amaç aslında dual antiplatelet tedavinin uygulanması. Özellikle GP2 ve 3 aynı bitörlerin acil servis bütün kullanımlarına özellikle yeni kılavuzlarla birlikte de önerilmemekte buradaki dozlarımızı tekrar edelim. Mesela klopidokra 360, 300 600 mg yükleme dozu sonrası idame 75 mg olarak kullanılabilir. Bu tamamen hastanın perkutan korner girişimi kararındaki stent uygulamasına göre değişebiliyor. prasugrel ve tikagurelol de. de. özellikle hastalarda hastaları oral alımı olmayan ya da heparine bağlı trombostopini görülen hastalarda e, Antitromatik tedavi içerisinde IV olarak da kandirolörler kullanılabileceği yeni kılavuzlarda yer alıyor. E, bu üçlü ajanların birbirlerine üstünlüklerine yönelik yapılan çalışmalarda ticagrelor e, klopidogrel ve prensiplere kıyasla reversible ve aktif bir ilaç. Yani bir ön eliminasyon e, görülmüyor. Bu yüzden de ticagrelor'un etki süresi daha kısa e, ve daha çabuk etki ediyor. Ve e, etki süresi daha kısa. E, ve major cerrahi öncesinde de bırakma süreleri klopidogrel ile birbirlerine yakın. Ee, 2020 kılavuzunda da akut koroner sendromlarda da özellikle perkutan koroner girişim planlanan non-stem akut koroner sendrom hastalarına prasugrelin ticagrele tercih edilmesi düşünülebilir diye yeni bir şey çıktı. Ancak bu özellikle i̇ser çalışması üzerinden yayınlandı. Ee, yalnız bununla ilgili çok ciddi anlamda şu anda da tartışmalar devam ediyor. Muhtemelen bir sonraki kılavuza bununla ilgili düzeltme yapılabileceğine dair birçok e, kaynaklarda da belirtiliyor. Özellikle New England Journal'da yakın dönemde yapılan bir çalışmada bu yapılan İsrail Reak çalışmasıyla ilgili birçok biyasın olduğuna dair e, yayınlarda ön plana çıkıyor. E, antikoagulant tedavilerde özellikle primer PCI için antikoagulant seçeneklerimiz anfraksiyon heparin, enoksoparin ve biolizm. E, kullanımı primer olarak perkutan koroner girişimlerde önerilmiyor. Sistemi ise özellikle hastalarda anfraksiyon heparini yerine özellikle enoksoparini uygulanması önerilir. Sistemi ise hastalarda enoksoparini işte 0,3 mg IV daha sonrasında 2 çarpı 1, 1 mg kilogram gibi e, dozlar kullanılabilir. Bivalvuridin de özellikle daha önce de belirttiğim gibi heparinle tetiklenmiş trombositopenisi olan hastalarda e, anfraksiyon heparin ya da alternatif olarak bivalvuridin düşünülebilir. Peki hastamız oral antikoagulan kullanıyorsa ve sistemiyle ya da non sistemiyle başvurdu akut koronar sendromu olan bir hastaysa oral antikoagulasyonda fibrinolizin relatif bir kontraindikasyon. Yani bu hastalarda tedavi için çok uygun bir aday değil. Bu hastalarda öncelikli olarak perkutan koroner girişim ön planında tutulmalı. Ve bu hastalarda son dozdan bağımsız olarak ek parantral antikoagulan olarak da özellikle e, tercih edilmesi ön planda. prasugrel ve ticagulur önerilmiyor. E, i̇deal olarak kronik bir antikoagulasyon tedavisi alıyorsa yatış sırasında durdurularak hastalarda özellikle e, klopidogrel'e geçilmesi öneriliyor. Bu, bu, bütün hastalarda da aslında yoğun bir şekilde antiplatelet tedaviye de maruz kalacağını ön plana tutarak acil servise başvuru anında da bir proton pompa inhibitörüyle gastrik korumayı önermekte fayda var. Özellikle polimorfik VT'si olan hastalarda kontrendik olmadıkça intravenöz beta blokör tedavilerini ve VT tedavilerinde de amiodoran tedavilerini özellikle ventrikül aritmi yönetiminde sınıf 1B ve sınıf 1C olarak ön plana çıkmakta. Şimdi aslında size burada temel anlamda e, akut koroner sendrom yönetimindeki e, kılavuz bilgilerin dışında tanıda zorlandığımız bazı EKG örneklerinden bahsedeceğim özellikle. Şimdi 41 yaşındaki erkek hasta senkop baş dönmesi ve göğüs ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Temel anlamda ilk değerlendirdiğimizde EKG'de e, belirgin segment değişikliğini net olarak aslında dikkatli gözle bakmadığımız zaman ön plana çıkmıyor. Ancak hasta yakından değerlendirdiğimiz de EKG'yi V1, V2 ve V3'te bakın özellikle ST segment elevasyonu ile birlikte downslaping bir T dalga negatifli görünmekte. Bu özellikle Verlan sendromu için tipik bir EKG örneği. Özellikle V2 ve V3'te ST segment elevasyonu ile birlikte negatif defleksiyonda de bir T dalgası Verlan sendromu için tipik. Peki Verlan sendromu bizim için önemi ne? Neden akut korner sendromla bir bağlantısı var mı? E, Verlend sendromu olan hastalarda özellikle proksima lad tıkanıklıklarına çok ciddi oranda e, acil servise başvuruları olabiliyor. E, Verilen sendromu gördüğünüz anda hastaların aslında anjiyografi ihtiyacı olabileceğini ön planda tutmak gerekiyor. Çünkü bu hastalarda özellikle efor testi için e, zaman efor testinin kendisinde miyokart enfaksiyonu neden olabiliyor. Ve bu hastalarda da Verlan sendromunu akut koroner sendromu varyantı olarak değerlendirmek, ön planda tutmak gerekiyor. Bakın bir başka bir göğüs ağrısıyla başvuran bir hasta. E, dikkatli değerlendirse sinüs pradikardisini görüyoruz ve belirgin olarak aslında çok dikkatli göze baktığımızda ancak görebileceğimiz D2 ve e, D3 AVF derivasyonlarında bir 0.5 milimetrelik mm bir ST elevasyonunu görüyoruz. Ancak burada daha dikkatimizi çekmemiz gereken AVL derivasyonundaki resiprokal ST segment e, resiprokal değişikliği segment depresyonu. Peki biz bu hastayı, bu, şu görmüş olduğunuz EKG'deki bu hastayı ne yapalım? E, sıklıkla bu hastayı konsültü ettiğiniz zaman kardiyoloji ilk yap ilk yap aslında troponin değerlerini bir görelim. Troponin değerleri hafif yüksek ya da e, düşük gelen hastalarda kontrolü görelim gibi bir yaklaşım içerikli. Peki bizim bu hasta yönetimini nasıl sağlamamız gerekiyor? Bakın yapılan çalışmada AVL'de herhangi bir ST segment depresyonu her zaman anormal olduğu gösterilmiş. Yani hastada eee inferiorde miyokart enfarktüslerinde ST segment elevasyonu olmadan AVL'de de tek başına bir erken, ST depresyonu hastalığın erken myokart enfarktüsünün tanısal olabileceğine dair e, özellikle yeni kılavuzlarda da bununla ilgili bir bilgiler gelinlikte. E, Bir başka EKG örneğimiz, bu da e, aslında çok zor bir EKG örneklerimizden birisi. İlk başta ilk gözle baktığımızda belirgin olarak bir EKG'de bir ST segment değişikliği ya da akut bir hadise görülmüyor. Ancak şurada dikkatli baktığınız zaman V1'deki T dalga amplitüdünde bir ciddi anlamda bir artış görüyoruz. Normal şartlarda da EKG'de V1'den V4, V5, V6'ya doğru gittiği T dalga amplitüdlerinde artış görüyoruz. Yani V1'deki T dalga amplitüdü V4, V5, V6'da daha düşüktür aslında. E, ee, bu bizim için aslında ciddi koroner arter hastalığı için temel patogenik bir bulgu. Böyle bir EKG'yi gördüğünüz zaman ilk yapmanız gereken aslında hastanın eski EKG'sini istemek. Bakın hastanın bir ay önceki EKG'si. Yani burada belirgin olarak bir V1 derivasyon T dalga amplitüründeki ciddi bir artışı gözlemlemiyoruz. Ee, ve biz özellikle V1'de yeni bir yüksek T dalgası yani Hastada özellikle V1'deki T dalgası ve 6daki T dalgasının daha yüksek amplitüdü ve hastada beraberinde eşlik eden bir göğüs ağrısı varsa ciddi koroner arter hastalığının bulgusu olarak karşımıza çıkabiliyor. Ee, bu da diğer bir sık gördüğümüz hasta gruplarından birisi. Ee, yaygın iskemik değişiklikleri olduğunu görüyoruz hastalarda. Bakın dikkatli baktığınız zaman AVR segmentinde de bir ST elevasyonunu görmekteyiz. AVR EKG'de aslında yakın döneme kadar aslında biz AVR'yi unutulan bir derivasyon olarak tanımlıyorduk. Artık AVR'ye biraz da fazla da e, yüklenmeye de başladık galiba. AVR direkt olarak da artık AVR'ye de bak işte burada AVR segmentli elevasyon var. Bunun biyokart enfarktüsü mü? E, gibi de bir yaklaşımlar olmaya çık başladı. Burada temel tanısalın özelliğimiz şu. Eğer ki sizin hastada AVR segment elevasyonuyla birlikte V1 segmentinde de elevasyonu varsa ve hastanın göz derivasyonlarında ardışık 3-4 derivasyonlarında da yaygın ST segment depresyonu varsa bu hastaların %90'ında sol ana koronel arter tıkanıklığı saptanmış. Yani hastada AVR segment elevasyonu birlikte v 1 segment elevasyonu ve bununla birlikte de ardışık 4-5 derivasyonda ST segment depresyonu varsa bu hastalarda sol ana koronel arter tıkanıklığı için ön planda tutmak gerekiyor. Bir başka göğüs ağrısı ile başvuran hasta grubumuz. Evet bu hasta ile ilgili hasta yönetimi ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Yani inferior meyokart enfarktüsü olarak tanımlayıp hastaya acil koronel girişimi veriyoruz. Evet hasta için herhangi bir yaklaşımla ilgili bir sıkıntı yok ama tanısal anlamda burada bir unuttuğumuz bir kavramımız var. Şöyle olsaydı PKG'miz bakın burada belirgin olarak inferior derivasyonda bir elevasyon görmüyorsunuz. Burada ne var karşımıza çıkan? V1, V2 ve V3 derivasyonuna dikkatli bakarsanız, V2'de ve V3'te özellikle ST segmentinde bir depresyonla birlikte upslope'ik bir T dalga pozitifliği var. Beraberinde R dalga hakimiyeti ve RS paterni de birin üzerinde olarak görüyoruz. Bu özellikle bizim için posteriyor miyokard enfarktüsü için tipik olarak bulgu. E, posterior enfarktüsü Allah'tan e, inferior enfarktüsü sıklıkla birlikte kombine eşlik ettiği için hastalar e, zaten anjiyografik gelişime gittiği için tanı konulması ile ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor. Ancak izole posterior miyokard enfarktüsleri %5 oranında görüyoruz ancak e, tanı koyma ile ilgili temel anlamda sıkıntılar olabiliyor. Sık atlanan EKG örneklerinden birisi. Hastalarda V2, V3'te ST segment çökmesi varsa V2, V3'te de geniş R dalgası ile birlikte R dalgası pozitifse ve V2, V3'teki T dalganın bitiş kısımları yukarıya doğru dönükse bu hastalarda posterior miyokard enfarktüsü ayna görüntüsü olarak da değerlendirip hastayı posterior derivasyonunda EKG mutlaka almamız gerekiyor. Ve bu hastalarda tipik anlamda da acil servise tanı anlamda unutmamamız gereken hastalıklarından birisi. Evet EKG'de Wellens sendromunu, V1'de yeni yüksek T dalgalarını, AVL'de erken respokal değişiklikleri, unutulmuş derivasyon olarak AVL'yi değerlendirmemizi, hangi kriterler içerisinde bakmamız gerektiğini ve postüre miyokart enfarktusunun kriterlerini özellikle AKG içerisinde, zor AKG gruplar içerisinde unutmamamız gerekiyor. Kısa özetle sistemi gördüğünüz hastalarda özellikle ilk 120 dakika içerisinde anjiyografi ünitesini alabilecek şekilde kararını vermek, eğer ki 120 dakika içerisinde almıyorsanız ilk 10 dakika içerisinde fibromiyotik tedavisine başlamamız gerekiyor. Majör değişiklikler hastalarda özellikle ilk bir e, düşük olasılıkla kalsiyum düşündüğümüz hastalarda 0. 1. saat kardiyak troponin high sensitive troponin değerlendirilmesi orta düzeydeki hastalarda da 3. saatte birlikte yani 0 ile 3. saatte troponin değerlendirilmesi ve ekokardiyografik inceleme ön planda tutulması gerekiyor. Özellikle prognoz tahmininde e, Grace risk skoru düşünülmeli. Mutlaka yüksek riski olan hastalarda, özellikle major kanama tetikleyici kanama artışı olmayan hastalarda da ikili antiplatelet tedavi kullanılması gerekiyor. Peki ikili antiplatelet tedavileri e, yüksek kanama riskinden bahsediyoruz. Hangi hastalar yüksek kanama riskine sahip? Bunun için de DAPS skorunu özellikle değerlendirmesi ...önemli. Major ve minor kriterler içerisinde uzun dönem oral antikoagulan kullanıyorsa, son dönem böbrek hastalığı varsa, Hasta eğer hemoglobin 10.000 başvuran hemoglobin 10.000 altında işte trombostopini ve kanama diyatezi varsa hastalarda e, bu kriterlerle birlikte minor kriterleri birlikte e, en az bir major ve iki minor kriterleri varsa e, hastalarda da bu hasta kanama kriteri olarak yüksek DAP skoru olarak değerlendiriliyor. Peki tedavimiz değiştirecek mi? Evet eğer DAP skoru yüksekse hastalarda bu hastalarda... As, e, dual antiplatelet tedavilerinde aspirin artı klopidogrel planı çıkıyor. Eğer DAP skorunuzu düşükse bu hastalarda aspirin artı asit salisilik asit artı tikagrola ya da tedavi içerisinde kullanılabilir. E, bizim non tedavi hasta gruplarımızda da özetle de özellikle hep unuttuğumuz ancak mutlaka değerlendirmemiz gereken bu hasta ne zaman anjiyografiye gitmeli sorusunu mutlaka sormamız gerekiyor. Eğer ki perkuton koronel girişim için yüksek risk kriterlerini değerlendirip çok yüksek risk kriteri varsa acil invaziv girişimi 2 saat içerisinde sistemi gibi yaklaşın. Eğer ki hastanın e, yüksek risk kriterleri varsa ilk 24 saat içerisinde ortaya da düşük riske göre de hastada mutlaka anjiyografi olarak e, ne zaman ta, ta, zaman tanımlamasını yapmamız gerekiyor. E, benim bahsedeceklerim bunlar. E, özellikle mevcut pandemi dönemi içerisinde e, aramızdan ayrılan, e, görev başından aramızdan ayrılan tüm sağlık çalışanlarımızın ee, ve bizlerin de yakından dostu olan e, özellikle acil tıp uzmanı Mehmet Karakum abimizin de e, acil tıp Mehmet Ertan'a kardeşimiz de saygı ve rahmetle anlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.